hep sulu tarım diyoruz ya, evet. Ve suyumuz da her geçen gün azalıyor. İşte yer altında pompalar çalışıyor. Birkaç yıl önce Mardin'deydik. Mardin Kızıltepe'de 700 metre derinlikte su çekiyorlarmış. Ve her geçen günde düşüyor diyor. Her geçen yılda düşüyor. Evet, tabii evet. Bu Kırşehir'de de her geçen düşüyor. Evet. Peki kuraklığa dayanıklı, Kırşehir gibi kurak olan yerde kuraklığa dayanıklı tarım olsa alülü ala olur diyeceğim. Alülü ala olur. Evet. Peki devlet bunu teşvik etse ne kadar güzel olur. Ne kadar güzel olur. İşte o zaman su kaynaklarımız yeter hale gelir. Ürettiğimiz satılır hale gelir. Çok güzel olur. İşte esas istediğimiz o da nasıl olur olacak bilemiyorum. Mesela kuraklığa dayanıklı buğday çeşidi. Öyle ya. Kuraklığa dayanıklı arpa çeşidi. İşte kuraklığa ne dayanıyor? Nohut. Ne dayanıyor? Mercimek. Ya da ne dayanıyor? Çörek otu. Ya da başka bitki. Aspir. Tabii. Efendime söyleyeyim. Buna teşvik edilse, çiftçilerimiz bunları ekilse, yani devlet de bu şeyin önüne geçmiş olur biliyor musunuz? İşte diyor ya 100 liraya kadar destek vereceğiz. Tabii. Diyecek ki ya işte sen %10-20 bunu da karşılarsın der. Devletin kaynağı da boş yere harcanmamış olur. Burada söz açılmışken, aklıma da gelmişken bir şeyden daha bahsedeceğim. Tarsim konusu var. Ne? Tarsim. Yani tarım sigortası. İşte bir kısmı devlet tarafından karşılanır. Bir kısmı da şirket ya yani çiftçi tarafından sigorta primi yatırılır. Bu sene başıma ilginç bir olay geldi. Kuraklık ilk defa olduğu için. Tarsim'in elemanları geldi, eksperler. İşte kuraklık tespiti yapıyorlar. Ben kendimden örnek vereceğim. 150-160 dönüm kadar nohudum vardı. Biçtim. Hala da evde durur. Elettim. 2980 kilogram nohut aldım. İlginç olan ne diyeceksiniz? İlginç olan şu. Demiş ki işte Sıdıklı İkizal köyünde 6 kilogram verim kaybı var demiş. Dönümde mi? Dekarda evet dönümde. Dönüm diyoruz ya dekar evet. Zaten 1000 metrekare. Evet. Dönümde 1000 metrekare bizlerde. 6 kilo. Ben bölge müdürümüzü aradım. Dedim ki sayın müdürüm burada bir yanlışlık var galiba dedim. Ne yanlışlığı başkanım dedi tanışıyoruz. Dedim ki 6 kilo acaba dedim sıfırı mı unuttunuz? 60 kilo kayıp var da o bile az yani. Allah evet Allah. O bile yeminle az. Siz 160 dönümde 980 kilogram. 3000 kilo aldım. Ortalama kilogram verim 100 kilo olsa 15 ton almam lazım. Bakın 6 kilo kayıp diyor biliyor musunuz? 6 kilo ne demek? 900 kilo eder değil mi? 150 ile 155'te 6'yı çarparsak 900, işte 995 falan eder. 1 ton eder. 2 ton da aldım, 3 ton da aldım, 4 ton. Benim 11 ton nerede? Ya dedim müdürüm burada bir şey var. Yanlışlık var. Buna bir el atın falan. Yok yanlışlık yok dedi. Eksperlerimiz işte bu koordinat belirlemiş, şunu etmiş, bunu etmiş falan etmiş filan etmiş. İstersen dedi inanmıyorsan başkanım gel çık gel Kayseri'ye burada dedi beraber bakalım. Geleyim dedim. Tamam geleyim müdürüm. Sonuç değişecek mi dedim geldiğimde. Yok dedi sonucu değiştiremeyiz. Ya o zaman niye geleyim ben? Ya benim gelmemin ne anlamı var dedim o zaman. Eğer sonuç değişmeyecekse sizin dediğiniz dedikse benim gelmemin bir anlamı yok. Öyleyse gelmeme de hiç gerek yok dedim. Ve o şekilde kaldı. Düzeltilmedi. Ya bu belki de devletin de işine geliyor. Desteği az vermek için. Bilmiyorum kimlerin işine. Herhalde devletin de geliyor. Yani. Tabii. Evet. Devletin şimdi devlet de şirketi kurtarıyor herhalde. Şimdi çiftçi. Bu arada bir de şunu söyleyeyim. Aklıma işte Tarsim konusu açılmışken. Tabii. Sigorta herhalde başladı. İşte kuraklık sigortası da yılbaşından itibaren başlıyor ve 3. ayın 1'inde de bitiyor. Yani yılbaşında başlayıp 1-3-2022'de de sona eriyor. Çiftçilerimizi buradan da
Bilgilendireyim diyorsunuz. Evet. Yani iki aylık bir süre var. Üç ay. O 12. ayın sonunda başlıyor. Birinci ayda başlıyor diyorsunuz. Ha, üçte iki ay. İki ay. Evet, doğru söylüyorsunuz. Birinci ayın, üçüncü ayın birinde de bitiyor. Bitiyor. Doğru. İki aylık bir süre var. İki aylık bir süre var. O süre içerisinde kuraklık sigortalarını yaptırmaları gerekiyor. Çiftçilerimizin buradan da sizin aracınızı duymuş olayım.